Doğaçlamanın kurallarını esnetmek. Doğaçlamacı komedyenler de yaptıkları işe caz müziğindeki anlayışı taşırlar. Tempoyu ve performanslarındaki geçişleri belirleyen vuruşlardan bahsederler. Tıpkı müzisyenler gibi onlar da solo çalar ya da eşlik ederler. Söyledikleri her şey hikayenin ilerlemesini sağlayan bir bilgi ekler. Bir komedyen bir skece sadece selam deyip lafı orada bırakarak başlamaz. Bunun yerine "Brat, seni Kuzey Kutbu'nda göreceğimi hiç beklemezdim." diyerek başlayabilir söze. Komedyenler bu tip açılışlara teklif derler. Bu şekilde diğer oyunculara işleyebilecekleri bir materyaller sunmuş olurlar. Kurgu birinin teklifi üzerine kurulduğunda komedyenler buna anlaşma derler. Dolayısıyla Kuzey Kutbu repliğini duyan bir oyuncu, "Evet, çalıştığım şirket bana güney bölgesini verileceğini söylediğinde belki Florida olur diye geçirmiştim aklımdan," diyebilir. Bu basit atışmayla ikili harekete geçmiş olur. Anlaşmaları açık uçludur. Belirli bir anlaşma metniyle onları bağlamaz. Fakat ilişkilerini yapılandırabilecekleri ve buzlarla kaplı kıtada ne işleri olduğuna dair hayal güçlerini çalıştırabilecekleri bir düzlem hizmeti görür. Bir müzakere zemini hazırlarken siz de aynı fırsata sahipsiniz. En geniş anlamıyla tekliflerinizin illa da dolarlar ve sentlerle ilgisi olması gerekmez. Bundan sonrasında ne yönde ilerlenebileceğine dair öneriler ve hatta sürecin gidişatını belirleyen belli belirsiz jestler bile birer teklif olabilir. Davranış biçiminiz kullandığınız kelimelerden daha zengin bir mesaj gönderebilir. Ketum ya da ne düşündüğünü anlaşılmayan bir tutum sergiliyorsanız, o zaman etkileşim sınırlarını çizme işini de karşınızdaki kişiye bırakıyorsunuz demektir. Oysa tam tersine onlara karşılık verebilecekleri bir şeyler sunmak genellikle sizin çıkarınızadır. Doğaçlama komedinin bazı kuralları müzakerelerde birebir geçerli olmasa da yine de faydalı dersler sunmaktadır. Örneğin daima kabul et, asla reddetme. Bu ilkelerden biridir. Kuzey Kutbu örneğimizde de olduğu gibi buna karşılık Antarktika mı, benim adım Angela ve biz Sahra Çölü'nün ortasında yaşıyoruz gibi şeyler demek çok büyük bir kusur olurdu. Bir yere varmayacak bir zıtlaşma sahnesinde devinimi durdurur eğer oyuncular kim oldukları ve nereye konumlandıkları konusunda fikir birliğine varamazlarsa, bir sonraki adımda ne yöne gitmeleri gerektiğini de kesinlikle bulamazlar. Bir kişinin ettiği söz ne kadar abes olursa olsun, diğerinin bunu kabul edip öteye taşıması gerekir. Bu etik anlayışı skece çok katı olmayan bir yön ve devamlılık hissi verir. Role, ilişkiye ve bağlama en başta bağlılık gösterilmesi, tüm oyuncuların ortaya çıkan şeylere odaklanıp en başta mevcut olan sayısız seçeneği bir kenara koymalarını sağlar. Dick Costolo, Twitter'ın CEO'su olmadan yıllar önce doğaçlama komedi yapıyordu. Hala da insanların beyanlarına karşı genellikle "ama" kelimesiyle karşı çıkmaktansa "evet" ve diyerek karşılık verir. Ancak bazen müzakerelerde yüksek sesle "hayır" demeniz de gerekir. Diğer taraf sizden ayı, güneşi ve yıldızları talep ediyorsa onu tekrar yeryüzüne döndürmek size düşer. Ayrıca kabul edilebilir davranış konusunda net bir çizgi çizmeniz gerekir ki bu çizgi bir hakaretle, kaçınmayla ya da tutulmayan bir sözde bile aşılıyor olabilir. Yine de müzakereler ne zaman ve nasıl hayır diyecekleri konusunda da akıllıca davranmalıdır. Hayır kelimesi sözel bir dur işaretidir. Eğer biri akıl dışı davranıyorsa onu bir şekilde durdurmanız gerekir. Fakat aynı zamanda onun bundan sonra gitmesi gereken yöne doğru bir yol da açmanız gerekir. William Ury'nin 2007 tarihli Pozitif Hayırın Gücü isimli kitabında ana çıkarlarınızı korurken bir yandan da daha yapıcı bir yönde ilerlemeleri için karşınızdakilere kabul edilebilir bir yol sunmanın çeşitli yollarına dair önerilerde bulunulur. Bazı durumlarda "evet" demişsiniz hissi yaratarak "hayır" diyebilirsiniz mesela. Yapmanız koşuluyla "bu fikrinizi işe yarayabilir" diyebilirsiniz. İtiraz etmek zorunda olduğunuz zaman bile bir muhatabınızı kendi konumunu
korumaya mecbur bırakmaktansa perspektif değiştirmeniz sizin çıkarınıza olur. Dinleyin, işin gerçeği şu ki tüm detaylarda mutlak bir anlaşmaya varamayacağız. O zaman geçmişe dönmek yerine gelin ilerlemenin pratik bir yolunu bulalım diyebilirsiniz. Doğaçlamanın bir diğer kuralı da şudur. Asla soru sorma. Soru sormak skeçlerde asla yapılmaması gereken bir şeydir. Çünkü diğer kişinin tüm yükü üstlenmesine sebep olurlar. Bir komedyen sahneyi "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sorarak açarsa, diğer oyuncuların bunun üzerine kurabilecekleri bir şeyleri olmaz. Böylece tarafların kimliklerini, ilişkilerini ve konumlarını belirleme sorumluluğunu onlar üstlenir. Sanki karşılıklı konuşma hiç başlamamış gibi olur. Tam tersine müzakerede soru sorulması elzemdir. Ne de olsa bu soru sorma ve keşfetme sürecidir. Uzun süreli olacak. Değer yaratan bir anlaşmaya varmak, tarafların gerçek çıkarlarının en iyi hangi şekilde birleştirilebileceğinin keşfedilmesine bağlıdır. Fakat doğru türde sorular sorulmalıdır. Mülkünüzün bu kadar ettiği fikrine nasıl vardınız gibi retorik meydan okumalar karşınızdakileri daha sert bir şekilde geri adım atmaya iter. Bunun yerine bu mülk için daha makul bir fiyat belirlememiz mümkün müdür diye sormak aynı konuyu gündeme getirse de odağın belirli bir rakamdan amaca uygun ilkelerin ve standartların belirlenebilmesi için ortak bir arayışa doğru kaymasını sağlar. Bilgi toplamanın tek yolu soru sormak değildir. Hatta müzakerelerde soru sormak en iyi yöntem bile değildir. Diyelim ki bir satıcı pek de makul sayılamayacak bir teklif verdi. Onun fiyatı indirmeye razı olup olmayacağını bilmeyi çok isteseniz de bunu doğrudan sormak hata olurdu. Keza ortada onun buna evet demesi için hiçbir sebep olamazdı. Bir pazarlık payı olup olmadığını öğrenebilmeniz için bir karşı teklifte veya "Oo, bu bana çok yüksek geldi" gibi muğlak bir ifade bulunmanız daha faydalı olabilir. Doğaçlama, komedinin göz temasını koru kuralını yerine getirmek yalnızca yüz yüze yapılan müzakerelerde mümkün olsa da baştan sona yol göstericidir. Sabit bakış sahnedeki oyuncuların karşılarındaki kişilerden gelen işaretleri hemen yakalamalarını sağlar ki bu işaretler sadece onların ettiği sözler değil, aynı zamanda yüz ifadeleri, jestleri ve duruşları da olabilir. Herkesin aynı zamanda ve yerde olması tüm grubun senkronize olduğu anlamına gelir. Konuşmakta olan birinin gözlerinizi kaçırmanızın bir santimle yerinizden kıpırdamamış olmanıza rağmen nasıl bir geri adım atma hissi yarattığını bir düşünün. Şahsi düşünceleriniz, içinde kaybolduğunuz ve diğerleriyle bağlantınızın kesildiği anda onları etkileme gücünüzü de heba etmiş olursunuz. Göz teması eşlik etmenin fiziksel bir formudur. Karşınızdaki kişiye "Ben buradayım, seninle çalışmaya hazırım" demenin bir yoludur. Müzakerelerde göz teması tüm benliğinizle orada olduğunuzu belli eder ve diğerlerini sizi hesaba katma mecburiyetinde bırakır. Hafif bir baş sallama faydalı bir yönde ilerlediklerinin sinyalini verebilir. Sorgulayıcı bir bakış, karşı tarafa konuyu şüpheci baktığınızı ya da bir şey anlamadığınızı anlatabilir. Sözel olmayan davranışların duygusal içeriği zengindir. E-posta veya telefon aracılığıyla uzun mesafeden müzakere yürütmeniz gerektiğinde iletişim kanalının kapasitesinin sınırlı olmasından dolayı çok şey kaybetmiş olursunuz. Dolayısıyla bu tip ortamlarda anlaşılmayı sağlama alabilmek için özel bir çaba sarf edilmesi gerekir. Aynı şekilde diğer insanların yazılı dilini yorumlarken de dikkatli olmanız gerekir. Aslında sadece alelacele yazılmış olan bir takım sözleri üstü kapalı bir tehdit olarak algılamak istemezsiniz. Aynı şekilde telefondayken de diğerlerinin kendilerini sanki duvarla konuşuyormuş gibi hissetmelerini de istemezsiniz. "Tamam, nasıl? Ve bu meseleyi en sona saklayalım" gibi araya girmeler konuşmaya renk ve doku kazandırırken aynı zamanda sizin de konuya odaklı
ve tamamen onunla meşgul olmanızı sağlar. Bu tekniklerden azami oranda faydalanabilmeniz için duygusal olarak emniyette ve keyifli olmanız şart. İşletme Master'ı dersinde 10 yıl kadar önce yaptırdığım bir doğaçlama çalışma aklıma geliyor. Bu çalışmaya anında uzman adını vermiştim. Birkaç katılımcı öğrenci seçerdim ve sınıfın geri kalanı da bu öğrencilerin muhtemelen hiç fikir sahibi olmadığı konular bulurdu. Sınıfın karşısına geçmek üzere seçilen ilk kişinin moda tasarımı üzerine 3 dakikalık bir konuşma yapması gerekiyordu. Çocuk öfkeli ve korkmuş görünüyordu. Sunumu tam bir fiyaskoydu. O 3 dakikanın ona 1 saat gibi geldiğine eminim. Sonra arka sıralarda oturan bir bayanı seçmiştim. Kral kelebekleri konusunda bir uzman olacağını duyduğunda yüzü asılmıştı. Fakat sıraların arasında geçerken yüzündeki ifade değişiverdi. Dik durup sınıf arkadaşlarını selamladı. "Size kral kelebeklerinden bahsedeceğim için çok mutluyum," dedi. Şahsen böylesine tutku duyduğum bir konuyu aktarmak için sadece 3 dakikam olduğu için üzgünüm yalnızca. Büyük bir coşkuyla kelebekler hakkında bildiği birkaç şey aktardıktan sonra bilimsel keşfin ona verdiği keyfi tarif ederek hikayesini süsledi. Zaman uçup gitti ve o sınıf arkadaşlarından büyük bir alkış almaya başardı. Ona "Sırrın nedir?" diye sordum. "Nasıl kendini bu kadar çabuk dönüştürebildin?" "İlk anda seçildiğim için korkmuştum," dedi. "Ama sonra düşündüm ve eğer bunu yapmak zorundaysa olabildiğince iyi yapmam gerekir," dedim kendi kendime. Zor bir durumu kabullenmeye çok iyi bir örnekti. Üstelik böyle bir tutum izlemenin güç verdiği de meslektaşım psikolog Alison Ward Brooks tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırmada kanıtlanmıştı. Meslektaşım bu araştırmasında eğer kendinizi huzursuz, kaygılı hissediyorsanız bu hissi baskılamamız gerektiğini görmüştü. Bunun yerine tıpkı benim öğrencimin de yaptığı gibi o gergin enerjiyi heyecana dönüştürmek suretiyle kendinizi olumlu bir duygusal yola sokmanız gerekiyordu. Alison ayrıca kalbiniz hızla atıyorsa son derece basit bir adım atıp yüksek sesle heyecanlıyım demenizin performans sergileyebilme yeteneğinize dikkate değer ölçüde iyileştirdiğini de tespit etti. Bence bu kesinlikle denemeye değer. Senkronize olmak ya da olmamak. Bu doğaçlama ilkelerinin müzakerelerde nasıl işlediğini en iyi şekilde anlamanın yolu bunlar ihmal edildiğinde neler olduğunu gözlemlemektir. Bir sigorta şirketini temsil eden bir savunma avukatıyla müşterisi bir otomobil kazasında yaralanmış olan bir davacı avukatı arasında geçen konuşmaya göz atalım. Müzakere alanında öncü bir kişi olan Gary Williams tarafından daha önceden senaryolaştırılmamış bir eğitim kasetinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Daha ilk baştan itibaren savunma avukatı tehditler savurup abartılı iddialarda bulunurken, davacının avukatı işbirlikçi ve nazik davranmak suretiyle çok gayret sarf ediyor. Aşağıda yer alan diyalog, hiçbir yere varmayan bir ileri bir geri hamlelerle geçen 45 dakikanın ardından gerçekleşiyor. Savunma avukatı: "O jüride ev hanımları da olacak. İnsanların içki içenlere nasıl baktığını bilirsiniz. Geceleri akan, zengin, genç bir zampara gözüyle bakacaklar ona. Sizce bunlar fiyatı düşürmek için yeterli değil mi?" Davacının avukatı: "Bir sorun var. Burada yasal sorumluluğu ne şekilde değerlendiriyorsunuz?" Savunma avukatı: "Ah, muhtemelen %70 oranında sizin çocuk sorumlu." Davacının avukatı: "Fikriniz buysa ben bu işe bir hakimin karışmasını istiyorum. Gerçekten de bu yüzde de takılıp kalmışsanız konuşmanın bir faydası yok," derim. Savunma avukatı: "Eğer isterseniz bu görüşmeyi iptal edebiliriz." Davacının avukatı: "Sanırım bu akıllıca olur." Taraflar çıkmaza girince ayrı odalar alındılar ve burada gizlice kendi alt sınırlarını beyan ettiler. Davacının avukatı davaya gitmeden anlaşmak için 80 bin dolarlık bir teklifi kabul edilebileceğini söyledi.
Savunma avukatı ise 75 bin dolar ödemeye hazırdı. Alt sınırları arasında sadece 5 bin dolarlık bir fark olduğunu kendi başlarına anlamaları imkansızdı. Avukatlar daha atik olsalardı böyle bir çıkmaza girilmesi söz konusu olmazdı. Daha net belirtmek gerekirse, davacının avukatı konuşmanın bitişine doğru savunma avukatının söylediklerinin altındaki gizlenmiş olumlu ifadeyi hemen yakalayabilirdi. Savunma avukatının diyaloğu başlatan ifadesine dönüp bakalım. Sözde biraz abartılı bir ifadeyle davacıyı bir zampar olarak karikatürize ederek ve tek bir kuruşu bile hak etmediğini ima ederek başlıyor. Fakat sonra üslubunu yumuşatıp bir değişikliğe gidiyor. Sizce bunlar fiyatı düşürmek için yeterli değil mi? Maalesef bu yorum diğer avukat tarafından anlaşılmıyor. Eğer bunu fark etmiş olsaydı belki de meblağı biraz düşürebilirdi. Fakat herhangi bir anlaşma yolu bulmadan önce tüm hasarlar için makul bir rakam belirleyelim. O zaman müşterimin olaydaki rolüne karşılık adil bir indirim üzerinde konuşabiliriz. Anlaştık mı? Şeklinde bir cevap verilebilirdi. Gerçi o noktaya kadar duyduğu bir sürü havacıva sözden sonra davacının avukatının dinlemeyi kesmesi anlaşılabilir bir şey. Fakat zaten özellikle böyle çekişmeli ortamlarda eşliğe başlayabileceğiniz olumlu bir temayı duymak için kulak vermiş olmanız gerekir. Birini anlaşılamaz olarak yaftalamak kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet gibidir. Bu kısa diyaloğa yöneltilen soruların nasıl farklı bir doğada olduğunu da bakalım. Savunma avukatı esip kopmasına rağmen aslında makul bir noktaya değinmektedir. Eğer yaralanmış olan davacı kısmen hatalıysa bu onun daha az bir tazminat almasını gerektirmez mi? Eğer muhatabı kapının açık bırakıldığını fark etmiş olsaydı burada sorumluluk oranını hesaplamanın çeşitli yolları üzerinde tartışılabilirlerdi. Oysa davacının avukatı koltuğuna yaslanıp yüzünde rahatlamış bir gülümseme ile parmağını sallayarak farklı türde anlaşma olasılığına kapıyı tamamen kapatan bir soru yöneltiyor. Bu soru diğer avukatı gafil alıyor. Onun neredeyse bir saat boyunca konuşmasına neden olan ilk soru bu. Biraz tereddüt ettikten sonra öylesine bir oran söylüyor ve bu çok saçma bir oran. Bu anlamsız tartışmayı bitirmeyi dört gözle bekleyen davacının avukatı da bu %75 şeklindeki tahmini tersleyerek muhatabına sadece bir kez değil, eğer fikriniz buysa tam iki kez gerçekten de bu yüzde de takılıp kalmışsanız çıkışıyor. Bu kısa hikayedeki taraflar senkronize olmayı başaramamışlardı. Savunma avukatı muhatabının baştan sona sergilediği iyi niyet ve nezaketi bir zayıflık göstergesi olarak algılamıştı. Buna karşılık davacının avukatı ise karşısındakinin safsatacı, namı kötü bir avukat olduğunu düşünmüştü. Eğer içlerinden biri daha anlayışlı ve açık göz davranabilseydi bir anlaşmaya varabilirlerdi. Ancak ikisi de karşısındakini etkilemeyi ya da diğerine uyum sağlamayı başaramamıştı. Bu iki avukatın ortak bir yönleri varsa o da kendi konfor alanları dışında çalışabilme becerisine sahip olmamalarıydı. Sıkı pazarlıkçı savunma avukatı aynı kendisi gibi biriyle eşleşseydi kıran kırana pazarlık ede ede anlaşmanın bir yolunu bulabilirdi. Öte yandan işbirlikçi davacı avukatı da kendi klonuyla karşılaşmış olsaydı yaratıcı bir anlaşmanın yolunu açacak bir takım bilgileri birbirleriyle paylaşabilirlerdi. Ancak fiili müzakerede yalnızca sizin mizacınıza ve stilinize uyan kişilerle muhatap olacak şekilde bir takım kısıtlama yapamazsınız. Pazarlık masasında herkesin kendi başının çaresine bakmasının bekleyen haşin ve ferdiyetçi kişiler olur. Tabii ilişkiler çerçevesinde yönlendirilebilenler de vardır. Her iki tipte insanlar ve kişilik olarak bunların ikisinin arasında kalan herkesle iş yapabilmeniz için esnek olmalısınız. Değer bilmek. Doğaçlama Frank Baretta'nın deyişiyle değer bilen bir anlayışa sahip olmaya dayalıdır. Onun kastettiği anlamda değer bilmek artık büyümüş olan çocuğu doğum gününü kutlamak için aradığında bir ebeveynin duyduğu sıcak minnettarlık hissini ifade etmemektedir. Bir daha
Bu daha çok geniş çerçeveli bir anlayış bağlamında. İyi veya kötü olsun bir durumu her bakımından zekice ele almaya biraz daha yakındır. Fakat bundan daha fazlası da var. Başınıza her ne gelirse gelsin. Barattin'in de dediği gibi bundan iyi bir şeyler çıkarabilirsiniz. Başka insanlara ise bu iyimserlik yersiz ve hatta mantıksız gibi görünebilir. Yine de kendinizi buluverdiğiniz çöp yığınının içinde bir yerlerde bir çözümün, bir araya getirerek işe yarar bir anlaşmaya dönüştürülebileceğiniz ufak tefek parçacıkların bulunduğuna inanmanız genellikle fayda sağlar. Merhum yatırım bankeri Bruce Wasserstein aşırı özgüven nedeniyle tanınan biriydi. Eski meslektaşı Grafstein onun bir keresinde toplantıya geç kaldığında yaptıklarını anlatır. Asistanı ona Slovakya Maliye Bakanı'nın onu konferans odasında beklemekte olduğunu söylemiş. Belirlenen saatten çok sonra oraya varabilen Bruce derhal Çek Cumhuriyeti'nden yakın zamanda ayrılmış olması göz önüne alındığında Slovakya'nın özelleştirme programının kurumsal sektörünün karşı karşıya olduğu farklı meselelerin hepsinin hakkında tam da Wasserstein nevi şahsına münhasır uzun soluklu bir monoloğa başladı. Elbette Slovakya'nın dümeni idare edecek ve ülkeyi ileriye taşıyacak Bruce gibi bir bankere ihtiyacı olduğunu söylemekten de geri durmadı. Misafirler ve meslektaşları onun sözünü birkaç kez bölmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. En sonuna Maliye Bakanı şöyle araya girdi. "Affedersiniz Bay Wasserstein. Biz Slovakyalı değiliz. Biz Slovenyalıyız." Bruce'un deyimiyle masanın etrafında beti benzi atmış insanlarla oda sessizliğe gömüldü. Kısa bir duraksamadan sonra daima daha hızlı hareket eden, çoğumuzdan daha özgüvenli olan Bruce şöyle karşılık verdi. "Sizin stratejik ikileminizin de tam olarak bu. Slovenyalı zavallı Maliye Bakanı buna boyun eğmekten başka ne yapabilirdi?" Birkaç yıl evvel caz eleştirmeni David Hajdu, pek tanınmayan fakat çok saygı gören bir saksofoncu olan Charles Mike Pearson'ın yönetiminde bir grubu dinlemek için Hajdu masasına yerleşirken seyirciye ve hatta grubun geri kalanına arkasına dönük olan trompetçiye gözü takılmış. "Onun kim olduğunu çıkartamadım." diye yazmıştı Hajdu sonradan. Sanki Wynton Marsalis'in daha yaşlı bir versiyonuna benziyordu. O zamanlar bazı caz meraklıları fazla temkinli ve tutucu olduğunu söyleyerek Marsalis'e kusur bulup şüpheci yaklaşıyorlardı. Sahnedeki trompetçi İtalyan kesimi şık bir giysi giymişti ve Hajdu'nun deyimiyle Marsalis'e ve müzisyen kardeşlerine has aynı parlak imaja sahipti. Fakat üzerine bir ağırlık gelmişti. Gülmüyordu ve gözleri küçük ve tepkisizdi. Bu trompetçi de Wynton Marsalis'e daima akla getirdiği o gençlere has dinçlikten eser yoktu. Fakat "Don't Stand Ghost of Chance With You" isimli hüzünlü parçada solo çıkışına bakınca trompetçinin gerçekten de Marsalis olduğu bariz şekilde belli olmuştu. Hajdu oradaydı. Bu yüzden Marsalis'in yorumunu o anlatmalı. Şarkıyı mırıltıp ve iç geçirmelerle bazı anlarda neredeyse sözleri notalarla söyleyerek çaldı. Yaratıcı anlatımı insanın içini burkuyordu. Zirveye ulaştığında şarkıya ismini veren en son cümleyi birbirini izleyen her bir notanın havada asılı kalmasına izin vererek ifadesel tonlarla çaldı. "I am don't stand." O ona dek sessizlik içindeki salonda tam en dramatik anda birinin cep telefonundan elektronik biplemelerle tek düze bir melodi bangır bangır çalmaya başladı. İnsanlar kıkırdamaya başladı ve elleri içkilerine uzandı. Tüm an, tüm o performans bir anda bozuldu. Marsalis bir vuruş durakladı. Kılı bile kıpırdamıyordu. Göz kapakları aralandı. "Not kağıdına sihir bozuldu" diye karaladım. Salondaki fısıldaşmalar gittikçe yükselirken cep telefonu çalan suçlu şahıs aceleyle hole sıvıştı. Hala mikrofonun başında dolmuş şekilde duran Marsalis aptal cep telefonu melodisini notasına çaldı. Sonra aynı melodiyi tekrar edip
melodinin varyasyonlarını üreterek doğaçlama yapmaya başladı. Seyircilerin ilgisi yavaş yavaş tekrar ona döndü. Birkaç dakika içinde doğaçlamayı, ki bu arada tonu bir veya iki kez değiştirmiş ve hızlanan tempoyu tekrar balat temposuna çekmişti. Tam olarak son kaldığı yerde bağladı. Video çılgınca bir tezahürat koptu. Kilit noktalar. Dikkatinizi verin. Aktif dinlemenin ötesine geçin. Kışkırtıcı olun. İnsanları galeyana getirin. Rahat alanınızdan çıkmayı göze alın. Karşınızdakilerin cevherini ortaya çıkaracak şekilde eşlik edin. Gerektiğinde hayır deyin ama bir alternatif sunun. Değer bilen, takdir eden bir anlayış geliştirin.